Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun bir yolculuğa çıkacağız. Motorla Phuket'ten yola çıkıp Krabi'ye, bir gün Krabi'de kalıp sonrasında Khao Sok'ta kalacağız. Bir gün orada kalıp ardından Khao Lak'a geçip tekrardan bir gün orada kalacağız. Uzun bir yolculuk. Toplamda 478 kilometre. İnternetten daha önce araştırdım. Hani bu yolculuğa çıkan var mı bilmiyorum ama Krabi'ye kadar gidip gelen oldu. Khao Lak'a kadar gidip gelen oldu ama bu şekilde giden olduğunu bilmiyorum. Biz deneyeceğiz bakalım olacak mı? Nankşe'ye geldik. Yaklaşık 2 saatimiz sürdü. Katu'dan, Phuket'ten. Girişte ücret ödüyoruz. Ne kadar? 30 baht. 30 baht yürüyerek gitmek istersen, arabayla gitmek istersen 180 tutuyor iki kişi. Ha, kişi yani, başı 30 ve 90 baht var. Ne kadar yürümek lazım? 700 metre galiba. Bilmiyorum aslında. Ben sana 700 metre dedim. Sen mi dedin? Bence araçla daha kolay olacak. Tam araçla gidelim o zaman. Herkes araçla gidiyor, gidiyor. We will go with the car. How long? The car waits there. No, how long the car waits there? Ne kadar? So, what is it? 60 baht for one. Up and down. Okay, but he goes there. Yeah. How long he stays there? How many minutes? Up to you. Up to us? Yes. Okay. Okay, can we change ticket to car? Yes, 170. So I'll give this, yes? Naksha, 90. Okay. You buy ticket car. Okay. Ticket car. Mm-hmm. Okay. Okay. Wow! Không có bắt cho đề cầm nắn lên à? Và đi có bắt để bước office, thế này kia này kìa. Böyle araçla gideceğiz. Biletleri değiştiriyoruz şu anda çünkü yürüyerek ne kadar sürecek bilmiyoruz. 1 kilometre dedi. 1 kilometre ama yani yukarı doğru gideceğiz. Bu yüzden araçla daha kolay. Herkes zaten araçla gidiyor. Geldik mi? Geldik. Biraz zordu. İyi ki. İyi ki yürümedik. İyi ki yürümedik gerçekten. Çok dik çıkıyor yukarı. Burası çadırlar kuruyorlar. Büyük ihtimal bence buraya ait kiralayabilir. Evet, kiralıyorlardır. Bir de orada bak küçük bungalov evler var. Burada bence gün batımını karşılıyorlar. Evet, bence de çok güzel bir manzara noktası. Hangisi daha güzel? Küpü mü burası mı? Bence ikisi de ayrı yani. İkisi de çok farklı manzaralar çünkü. Burası da çok güzel görünüyor. Orası da güzel. Manzara gerçekten harika. Krabi'ye yolunuz düşerse buraya da mutlaka uğrayın bence. Biraz zor bir yol çünkü tam Krabi yolu üstünde değil. Bir yerden dönmeniz gerekiyor sağa doğru ama değer bence. My heart, hum, 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 hum.
Hala pamuklardayız. Şu anda biraz yemek molası vermeye karar verdik. Market içinde yiyecek içecek alabiliyorsunuz. İçecek yanında mutlaka hibet veriyorlar. Yiyecek bir şey isterseniz bazen buzdolabındaki olanlara kasada ısıtıyorlar. Gökhan zaten kendin şey yemişti. Burger yedi. Zaten yedim. Burada sos mu var senin? Hı hı. Hmm. Ben de böyle dürüm yiyorum. Fena değil. Isıttılar güzel. Şey aldım. Domatesler. Çikolatayla güzel değil. Hmm. Bence mantıklı bir şey. Dışarıda çok yemekler satılıyor. Ama biz daha temiz yemekleri tercih ettiğimiz için marketten böyle kapalı yemekleri aldık. Yoksa dışarıdan da her yerde yiyebilirsiniz. Birazdan bir tapınağa uğrayacağız. Ondan sonra Krabi'ye doğru gideceğiz. Daha kaç kilometre kaldı? 96 kilometre. Bir tane daha durak yaptık. Mağaradaki uzanan Buddha'nın temple. Uzanan Buddha. Olur mu böyle? Uzanan Buddha. Uzanan Buddha'nın tapınağı mağarada bulunuyor. Böyle bir diyeceğim size. Görürsünüz, anlarsınız. Motorumuzu park ettik ve hemen otopark karşısında kaç tane, 20 tane maymun dolaşıyor. Şöyle küçücük güzel maymunlar. Gerçekten çantayı kapatayım ben. Çantadan bir şeyler çalabiliyorlar. Oradan yemek vermek yasak. Bu taraftan ama yemek verebilirsiniz. Bir de büyük ihtimalle orada şeyler, mısır falan satıyorlar, yemek satıyorlar ama her yerde zaten var. Bence evet, almana gerek yok. Burada da bir kanal. Mağaradaki tapınağa geldik. Girişte 20 baht kişi başı ücreti ödemek lazım, ödedik. Şimdi ben kısa şortlu olduğum için şöyle bir kumaş veriyor. Bu ileri geçelim. Gerçekten değişik bir atmosfer var içinde. Düşünürsünüz mağara içinde güzel bir tapınak var. It's the color of the land.